Fethullahçı terör örgütü FETÖ'nün alçakça gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sonrası milletimizin destansı bir kahramanlık zaferi sergilediği 15 Temmuz'un yıl dönümüne girerken başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde 15 Temmuz şehitlerini anma törenleri gerçekleştiriliyor. Varlığını Türk İslam varlığına armağan eden kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelecek. Akşam da direnişin ilk başladığı yer olan Şehitler Köprüsü'nde milyonlarla beraber yürüyecek. Dünyanın en içe kapalı ve dünya kamuoyundan bazı gelişmelerini güçlükle gizleyen Çin işgal yönetimi, teknolojideki yenilikleri kadar ilginç yasaklarıyla da tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Hip-hop müzikleri, zaman yolculuğu içeren filmler, magazin haberleri ve bazı çizgi filmlerin bile yasaklanması son yıllarda uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmeyi başardı. İran, gösterilerin yaşandığı Irak'ın Necef kentine yönelik seferleri uçuş güvenliği gerekçesiyle durdurduğunu açıkladı. Kuveyt sınır kapısı kapatıldı. Dünya dün Çin ve Mısır'da yaşanan iki kimyasal tesis patlamasıyla ayağa kalktı. Çin'de sanayi bölgesinde, Mısır'da ise havalimanı yakınlarındaki bir tesiste patlama yaşandı. Patlamalardan ilki Çin'in Sichuan eyaletinde Yangchun sanayi bölgesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan patlamada en az 19 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkenin 192'si göç konusunu küresel çapta ele alan ve göçmenlerin güvenliğini sağlamak için insan kaçakçılığını azaltmak hedefiyle hazırlanan sözleşme metni konusunda anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri ise bu anlaşmada yer almadı.